Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте. Мы начинаем наш урок. Один, первый, два, второй, три, третий, четыре, четвертый, пятый, шестой, семь, седьмой. Седьмой урок. Bugün 7. dersin 8. bölümünü işliyoruz. Повторение мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlarım, bugün 7. dersin okuma parçalarıyla başlıyoruz. Виктор, почему вам нравится Петербург? Виктор, Петербург niçin sizin hoşunuza gidiyor ya da gitti diye de serbest çeviriyle söyleyebiliriz demiştim. Мне нравится Петербург. Петербург benim hoşuma gidiyor. Потому что это мой родной город. Çünkü burası benim doğduğum şehir. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Вот магазин. İşte bir dükkan. Здесь книги. Учебники, словари, тетради. Burada kitaplar, çalışma kitapları, ders kitapları, sözlükler, defterler var. Там открытки и сувениры. Orada tebrik kartları ve hediyelik eşyalar var. Скажите, пожалуйста, это учебник? Söyler misiniz lütfen bu ders kitabı mı? Нет, это книга «Москва и москвичи». Hayır, bu Moskova ve Moskovalılar kitabı. Москвич, москвич. Moskovalı demek. Çoğul москвичи, Moskovalılar. Интересная, ilginç mi? Да, очень интересная. Evet, çok ilginç. Сколько стоит эта книга? Bu kitap. Ne kadar? 140 rublei. Neden rublei? Sıfırla bitti çünkü. Oo, дорогая, спасибо. Oo, çok pahalı. Teşekkür ederim. Yani almak istemiyor, pahalı buldu çünkü. Videoyu durdurun ve siz okuyun arkadaşlar. Покажите, пожалуйста, открытки. Tebrik kartlarını gösterir misiniz lütfen? Gösteriniz lütfen. Вот, пожалуйста. İşte buyurun. Это Москва. Burası Moskova mı? Да, конечно. Evet, elbette. Мне нравится эти открытки. Bu tebrik kartları benim hoşuma gitti. Сколько они стоят? Onlar ne kadar? 50 рублей. 50 рубле. Neden rubley? Biraz önce söylemiştik. Sıfırla bitti çünkü. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Durdurun ve okuyun arkadaşlar. Вот ручки и карандаши. İşte tükenmez kalemler ve kurşun kalemler. Мне нравится эта ручка и этот карандаш. Bu dolma kalem ve bu kurşun kalem. Ya tükenmez kalem de diyebilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Покажите, пожалуйста. Verin, gösterin lütfen. Пожалуйста, buyurun. Сколько они стоят? Onlar ne kadar? Ручка стоит 34 рубля, а карандаш стоит 11 рублей. 45 рублей. Yani demek ki 45 ruble. Хорошо. Tamam, güzel. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Durdurun ve okuyun arkadaşlar.
Durdurun ve konuşun. Konuşun ve konuşun arkadaşlar. Вот наша библиотека. İşte bizim kütüphanemiz. Утром и днем тут студенты. Sabahleyin ve öğlen burada öğrenciler vardır. Vardır parantez içinde. Yani cümlede yok. Düzgün çevirelim diye söylüyoruz. Вот книги. İşte kitaplar. Справа учебники и словари. Sağda ders kitapları ve sözlükler var. Aslıva solda ise gazeti i jurnalı, gazeteler ve dergiler var. Здравствуйте. Здравствуйте. Это учебник русского языка. Bu Rus dili ders kitabı mı? Çalışma kitabı mı? İn hali yine sonra göreceğiz demiştim. Rus dilinin çalışma kitabı. Учебник русского языка. Kalıp olarak ezberleyin. Da, evet. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Скажите, как вас зовут? Söyler misiniz? İsminiz nedir? Меня зовут Ван Лин. Benim adım Ван Лин. Ваша группа? Sizin grubunuz yani bizdeki anlamıyla sınıfınız. Hangi sınıfta okuyorsunuz yani? Группа номер 18. 18 numaralı sınıfta. 18. sınıfta diyebiliriz. Вот ваш учебник. İşte sizin kitabınız. Спасибо. Teşekkür ederim. Bu bir üniversite kütüphanesi. Üniversitedeki sınıfına göre kendisine çıkarılan kartla işlenerek oradan kitap teslim ediliyor. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Вот наша столовая. İşte bizim yemekhanemiz. Сейчас перерыв. Şu anda teneffüs. Здесь студенты и преподаватели. Öğrenciler ve öğretmenler buradalar. Вот меню. İşte menü. Что вам нравится? Ne sizin hoşunuza gitti? Sizin hoşunuza ne gitti? Kalıp olarak ezberleyin. Что вам нравится? Что вам нравится? Senin hoşuna ne gitti demek isteseydik buraya sana zamirini e halinde yerleştirecektik. Neydi? Tibe. Tibe nravitsa. Senin hoşuna ne gitti? Veya onun hoşuna ne gitti erkek için? Şto yimu nravitsa. Kadın için, dişi için. Şto yei nravitsa. Onun hoşuna ne gitti? Ya da onların hoşuna ne gitti? Şto im nravitsa. Şto im nravitsa. Veya benim hoşuma ne gitti biliyor musun? Ты знаешь, что мне нравится? Bakın bir kalıp üzerinden bütün zamirleri kullanarak birçok şey söyleyebilirsiniz. O yüzden evet kelime ezberlemeyin demiyorum. Kelime ezberleyin ama kalıpları ihmal etmeyin. Kalıplar üzerinden kelimeleri ezberleyin arkadaşlar. Что вам нравится? Скажите, пожалуйста. Это рыба или мясо? Söyler misiniz lütfen? Bu balık mı yoksa et mi? Мясо. Et. Рыба. Balık. Это рыба. Bu balık. Мне нравится эта рыба, этот салат, этот сок. Дайте, пожалуйста. Benim hoşuma bu balık, bu salata, bu meyve suyu gitti. Verir misiniz lütfen? Görevli kadından bunları göstererek istiyor. O da bot vaşa riba, vaş salat, vaş sok. İşte sizin balığınız, sizin salatanız, sizin meyve suyunuz diye veriyor. Kolka stoit moy abet. Benim öğle yemeğim ne kadar etti? Fiyatı ne kadar? 30 rublei. Yine sıfırla bitti. Rublei. 30 ruble. Хорошо. Спасибо. Pekala. Teşekkür ederim. Güzel. Teşekkür ederim.
diye çevirebiliriz. Menü, menü. Menü, 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 menü. Çoğulu da tekili de gördüğünüz gibi aynı. Önce kitabımızdaki menüye bir bakalım. Salat, salat. Sır, peynir. Measa, et. Ptitsa, kuş aslında. Ben buraya kuritsayı da yazdım. Kuritsa, tavuk. Kuritsa, çoğulu kuritsı. Reyba, balık. Ris, hem pirinç hem de pirinç pilavı. Ris. Kartoşka, patates. Sup, çorba. Hlep, ekmek. Çay, çay. Kofi, kahve. Sok, meyve suyu. Vada, su. Normal bir menüde burada bakın. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. What İsmailovski Park? İşte İsmailovski Parkı. Eta Starый Московский Park. Burası eski bir Moskova parkıdır. Burası bu eski Moskova parkıdır. What выставка? İşte bir sergi. Vernisaj. Vernisaj daha çok fuar, panayır anlamı olmakla birlikte bu sokak ressamlarının tablolarını sergiledikleri, çizdikleri şehirlerde belirli alanlar vardır. Buralara da yine vernisaj denmekte arkadaşlar. Zdes suveniri, knigi, kartini, matroşki. Burada hediyelik eşyalar, kitaplar, tablolar, matruşkalar var. Ты знаешь, что это? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Знаю. Это матрошки. Biliyorum. Bunlar matruşkalar. Очень красивые. Çok güzeller. Мне нравится это матрошки. Bu matruşkalar benim hoşuma gitti. Hoşuma giderler. Hoşuma gidiyorlar. Мне тоже нравится. Benim de hoşuma gidiyorlar. Videoyu durdurun ve okuyun arkadaşlar. Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти матрешки? Söyler misiniz lütfen? Söyleyiniz lütfen. Bu matruşkalar ne kadar? Какие матрешки? Hangi matruşkalar? Вот эти. İşte bunlar. 100 рублей. Yine bakın sıfırla bitti. Рублей. 100 рублей. Покажите, пожалуйста. Veriniz lütfen. Gösteriniz lütfen. Мне очень нравится эта матрешка. Bu matruşka benim çok hoşuma gitti. Очень красивая. Çok güzel. Дайте, пожалуйста. Verin lütfen. Вот 100 рублей. İşte 100 ruble. Пожалуйста. Buyurun. Alın anlamında. Ты знаешь, какая это песня? Bu şarkının hangi şarkı olduğunu biliyor musun? Bunun hangi şarkı olduğunu biliyor musun? Ты знаешь, какая это песня? Знаю, biliyorum. Это старая песня «Вернисаж». Bu eski bir şarkı olan «Вернисаж». Красивая песня. Güzel şarkı. Мне нравится. Benim hoşuma gitti. Мне тоже нравится эта песня. Bu şarkı benim de hoşuma gitti. Benim de hoşuma gider. Там хорошие, красивые слова. Слова tekil, слова çoğul. Orada güzel, hoş sözler vardır. Güzel, hoş sözler vardır. Хорошие İyi diye de çevirebiliriz. İyi, güzel sözleri vardır. Ah vernisaj, ah vernisaj. Orayı anladık. Kakoy portret, kakoy peyzaj. Bir tablonun önünde duruyor. Kakoy portret. Nasıl bir portre? Kakoy peyzaj. Nasıl bir
manzara. Вот зимний вечер. İşte bir kış akşamı. Biz başkasına bakıyor. Летний зной. Çok sıcak bir yaz günü. Yaz sıcağı diyelim. Yaz sıcağı. А вот Венеция весной. Ve işte burada da baharda Venedik diye çevirebiliriz. YouTube'da Vernissage diye aratırsanız şarkı çıkar, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Durdurun ve konuşun. Devam edin arkadaşlar. Rocky Prospect. Rocky Prospect. Rocky geniş demek arkadaşlar. Prospect cadde, bulvar diye çevirebilirsiniz. Yine bir arkadaşım hafta içindeki videolarda ulica, sokak ve cadde konusu vardı. Ulica'yı hem sokak hem de cadde olarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer dar sokak, ara sokaksa o biraz daha farklı. Priulak. Priulak. Ereulok. Priulak. O dar, ara sokak demek. Ama ulica'yı Türkçe'de hem cadde hem de sokak olarak çevirebilirsiniz. Prospekt ise daha çok 3-4 geliş gidişi olan bulvar diye de çevirebileceğiniz geniş yollar, geniş caddeler. Широкий проспект. Широкая улица. Geniş cadde. Широкое окно. Geniş pencere. Широкие улицы. Улицы и проспекты. Geniş caddeler ve bulvarlar diyebilirsiniz. Старое здание. Старое. Eski. Yeni veya yaşlı, genç olarak öğrenmiştik. Burada da aslında yine eski bina, eskiden yapılmış bina, eski tip bina olarak anlayabiliriz. Старое здание. Karşıtı neymiş? Современное здание. Çağdaş bina. Yani o güne uygun olan, o gün gündemde olan, o gün yaygın olan binalar. O çağda, o dönemde. Современное здание. Время neydi zaten? Zamandı. Время. Oradan современное, zamana uygun, çağdaş bina diyebiliriz. Первый, artık bunu ezberledim. Birinci, ilk. Первый учитель, ilk öğretmen. İlk öğretmen. Первая любовь, ilk aşk. Первое слово, ilk söz. Первые уроки, ilk dersler. İlk dersler. Меня зовут Иван. Benim adım Иван. Я москвич. Ben Moskovalıyım. Мне очень нравится Москва. Москва benim çok hoşuma gidiyor. Это большой и красивый город. Burası büyük ve güzel bir şehir. Здесь Кремль и Красная площадь. Кремлин ve Kızıl Meydan buradadır. Здесь Александровский сад и Большой театр. Büyük tiyatro ve Aleksandrovski bahçesi buradadır. Я думаю, что все знают этот известный театр. Sanırım ki herkes bu ünlü tiyatroyu bilirler. Bilir diyoruz biz. Я думаю, что bunu kalıp olarak ezberleyin. Daha önce de söylemiştim. Zannederim ki, sanırım ki, düşünüyorum ki. Ama burada tabii ki zannederim ki, sanırım ki daha güzel bir çeviri olur. Что все, herkes знают, çoğul çünkü bize, bilirler, этот известный театр, ünlü tiyatroyu. Москва, это мой город. Москва, burası benim şehrim, benim şehrim. Москва, benim şehrim. Здесь мой дом и моя семья. Benim evim ve benim ailem buradadır. Моя улица Старый Арбат. Eski Arbat benim caddemdir. Eski Arbat caddesi benim caddemdir. Здесь моя школа, мой первый учитель и моя первая любовь. Benim okulum, ilk öğretmenim ve ilk aşkım buradadır. Здесь моя родина.
Burası benim vatanımdır. Benim memleketimdir diye çevirebiliriz. Dies maya rodina. Moskva eto stolitsa. Moskova başkent. Здесь широкие улицы и проспекты, красивые старые и новые здания, современные гостиницы и банки, магазины, рестораны. Moskova başkenttir. Burada geniş caddeler ve bulvarlar, güzel eski ve yeni binalar, modern çağdaş oteller ve bankalar, mağazalar ve restoranlar vardır. Сейчас я студент. Şimdi ben öğrenciyim. Московский университет. Это мой университет. Moskova Üniversitesi benim üniversitemdir. Здесь мои друзья. Burada benim dostlarım var. Мне нравится здание МГУ. Moskova Devlet Üniversitesi'nin binası benim hoşuma gider. И большой старый парк. Ve büyük eski park. МГУ Московский государственный университет. Moskova Devlet Üniversitesi kısaltmasını MGU şeklinde okuyabilirsiniz arkadaşlar. И утром, и вечером. Hem sabahleyin hem akşamleyin. Türkçe'ye hani düzgün çeviri olsun diye hem sabahları hem akşamları diye söyleyebilirsiniz. Ancak tam çeviri hem sabahleyin hem akşamleyin. İyi. Demek ki hem demek. Eğer ne demek istersek ni. Ne utram ni vecram. Ne sabahları ne akşamları. Ne sabahleyin ne akşamleyin diye çevirebiliriz. I utram i vecram zbies studenti turisti Moskviçi. Hem sabahleyin hem akşamleyin burada öğrenciler, turistler, Moskovalılar vardır. Потому что у это очень красивое место. Çünkü burası çok güzel bir yerdir. Красивое место. Место yerde. Красивое место. Москва как на ладони. Moskova avucunuzun içinde gibi. Москва как на ладони. Yani Moskova'da göreceğiniz her şeyi burada da görebilirsiniz. Moskova'yı avuçlarınızın içine almışsınız gibi anlamında bir deyim. Moskva kakna ladoni. Vesmir kakna ladoni. Bütün dünya avucunuzun içinde gibi. Evet, önce buraya gelmeden tekrar geriye dönün arkadaşlar. Rusça olan, metin olan her yeri tek tek durdurun. Sesini durdurun ve okuyun arkadaşlar. Sonra da buradan itibaren ters çeviriyle konuşmaya çalışın. Konuşun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kitaplar konusunu işleyeceğiz. Yine okuma parçalarına devam edeceğiz arkadaşlar. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.